Bir şey söyleyeceğim. Niye getiriyorsunuz buna bir şeyler ya? Ne şımartıyorsunuz? Benim tepeme çıkardınız bunu ya. Ne şımartmıyoruz ya. Onu da çok seviyoruz. Bir de şimdi o evlendirecek ya Azerbaycan'la. Şimdi hadi o hikaye hala devam ediyor mu? Evet. Ben ne yapayım ya? Yalnız bir şey söyleyeceğim. En son sen geldiğinde bizim mutfağa ziyarete gelmiştin ya. Beni dizilerde oynatın. Hanım ağa rolü falan verin diyordun. Ne ya, oldu? Geldi mi teklifler? Hala teklif gelmemiş ya. Bayağı üzgünüm ya. Bu ne ya? Bu Türk televizyonlarının bir nereye ayıbıdır yani. Olacak iş değil yani, ya. Yani. Nasıl sana teklif etmezler? Kendiler bilir. Hadi mikser, koşalım kasaba. Menajerin var mı, ajansın falan? Nerede menajerim, ajansım ya benim? Ama ya, böyle tek başına olmaz. Değil mi, kendime menajerim? Tabii, var. Tabii. Yani bir halkla ilişkiler PR uzmanı olabilirse ekip kuralım sana. Tamam, öyle yapalım. Öyle yapalım. Menajerliğini miksere verelim. Tamam, yapalım. O çok güzel, bak efendim satış, pazarlama, satış, pazarlama departmanı var. Koş Fergane, koş! İyi günler, hoş bulduk. Ben bu boyutta kuşbaşı, yani orta kuşbaşı et istiyorum ama güzel yerinden olsun. 1 kilo 300. Kuşbaşı eti nerede kullanacaksın? Kuşbaşılarımı hem pilavımda kullanacağım hem çorbamda. Peki başka neler alacaksın? Bir 700 gram kıyma alayım. 700 gram kıyma? Evet, çok yağlı olmaz, orta yağlı. İyi. Fergane, bak bakalım kuşbaşı etler istediğin gibi oluyor mu? Şaban amca, kızımız yarışmamızda birinci olmuştu. Sonda bu hafta herhalde birincilerin yarışması. Aynen, fenomenler, fenomen. Geçen sefer de çarşamba günü yarışmıştın. Evet, o iyi oldu, çarşamba bana uğur getirecek. Gülsüm Hanım var Fergane, yakacak seni. Ya kaynvalim, bayağı sinir etmişler onlar. Onlara bir sürprizlerim var ki. Pazartesi, göbek falan atıyorlar. Pazartesi günkü yarışmacı da çok iddialıydı. Yok ya, iddiası yarımcı kaldı onun. O da yarışmasının yok, bölümünde ikinci olmuştu. Biz sayın ikinci, söyledim. Ağzınızda söylüyorsun ikinci, ben birinciyim. Rakipler evet, sağlam. Yok, ne kadar sağlam olsa benden sağlam olamaz. Sonuna kadar arkasındayım sözümün. Ebelikli erişte çorbası ve ana yemek için kuşbaşı et alan yarışmacımız, trip için kıyma hazırlatıp ödemesini yapıyor. Teşekkür ederim, bu da paramızı size. Teşekkürler. Mikseri boş verin ya, biz bu konuşalım ya, biz bize konuşalım ben ya. Ben de çok uzaklaştım. Mikseri sabahtan bir şeyler söyledi bir şey ama. Dizi piyasasından çok uzaklaştım anacığım, ben kaç yıldır dizide falan oynamıyorum. Gerçi geliyor sağ olsun arada teklif ama. Yani özellikle oynamak istediğin bir rol hanım ağa rolü müydü? Hanım ağadan, erkek Fatma'dan başka rol oynayamam. Kuralların var mıydı yani? Tabii kurallarım özellikle kocası ölmüş biri olacak. Yani ben asla kabul edemem yani böyle. Ama çok kaprisli bir oyuncu çıktın sen de başımıza. Yani, bir de bir kocası öldükten sonra buna bir köy bırakır. Ha, miras kalan. Ha, ben de atım belinde böyle ölmüş, geziyorum. Elimde de çok böyle güzel miras kalan. Kırmaz elimde atım bile bura bura çapıyorum. Önüme de çim çıkır. Ulan niye işini yapmamışsın böyle bağırıyorum. Bak benim vallahi işim. Vallahi maşuk kuyruğu kıstırdı. Maşuk korkma ya, sana söylemedim ya. Maşuk'un bakışa bak. Öyle diyorsun. Öyle diyor. Biz bir senaryo çalışalım o zaman. Olmazsa senin için yazdıralım bir senaryo. Tamam, olur. Neyle başlıyoruz Fergane? Nasıl başlıyoruz? Domates, salatalık, önce eldivenler, hijyen. Gelin Hanım, sence menün iddialı mı? Bayağı şov yapacağım. Fenomenler özel, öyle söyleyeyim. Kayınvaliden bu haftayla ilgili neler anlattı? O ciğerle trip yapmış ya. Vallahi kayınvaliden midesi nasıl bulandı, nasıl bulandı? Bir de şeker tansiyon hastası. Ekmeğin üzerine et suyu dökmüş, üzerine ciğer. Ciğerden yoğurt hiç gider mi? Ağız tatları farklı. Kayınvalidenin bardağı çok konuşulmuştu. Evet, konuşulmuştu. Yine de konuşulacak. Zaten benim kayınvalidem o kadar rakiplerinin gözünde büyütmüşler ki o yüzden her şeyini konuşurlar. Buradan alacakların bittiyse hemen içeri koşalım. Koşalım, koşalım, koşalım. Kayınvalideler senin yemeklerini çok merak ediyor. Kayınvalideler için sürprizlerim var benim. Ya adı üzerinde fenomeniz biz. Evet, fenomen. Aynen, fenomenlere de layık masa düzenleri. Sen de sitcom da oynarsın sen. Komedi oynar mısın? Sitcom da ne onu da bileyim de bazı şeyler bilmiyorum da çok zoruma gidiyor. Durum komedisi, komedi dizisi. Ha komedi dizisi yaparım canım. Ya, yapar mısın? Ya yaparım. Ama ya, orada ama olmaz ya. Orada yo, birazcık yo, ben daha. Yo, komedimde apartman bırak. Yöneticisi yapayım seni dizide. Apartman yöneticisi. Ha, olur. O olur değil mi? Ha, o apartmandakiler kırıp gidiyor. Sen önce bugünkü kayınvalideleri bir yönet. Daha dün mutfağa giremedin Allah aşkına. Karizma ya, çizildi. Bırak Saadet Hanım. Attın havanı ben her mutfağa. Mutfağa giremedim de ama kendine parmağı kestim gördün mü? Mutfağa izin verseydi ben 10 puanı, 1 puan fazla verecektim. Ondan mı kestin? Tabii ben, o bildi ben temizlik. Az değilsin ha. Ben söyledim zaten. Bugün ortalık çarşı pazar karışacak. Çarşı pazar hem de nasıl karışacak? Hadi gel gel mutfakta devam edelim. Devam edelim. Eyvah eyvah. Çabuk çabuk tereyağı tereyağı. Yumurtamızı buradan alalım. Sofrada kayınvalidelerin düdük çalmasına, oyun oynamasına izin verecek misin? Bir şey söylemem, o da kendi huyları onların. Yani kendileri bilir. Ne eksiğin kaldı? Ekmekte cevizimiz kaldı sadece. Koş gelin hanım, koş. Koşalım, 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 koşalım.
listesini kontrol eden gelinimiz eksik ürünleri alıyor. Sade ekmek alayım. Ceviz nerede? Cevizler bu tarafta. Poşet ceviz. Abi şu poşet demiş. Yetmez mi? Yeter mi? Ama tatlıma da kullanacağım. Bak burada da var. Tamam. Cevizi de aldık. Bitti mi? Tamam. Alışverişimiz bitti. Ne kadar etti? 170 TL. Tamam alayım. Hadi mikser koşalım mutfağımıza. Mutfak bizi bekliyor. Teşekkürler. Güzel Hanım, benim arkadaşım size bal verdi, getirdi. Aa öyle mi? Kim? Evet. Arkadaşın adı ne? Sağ olsun. Arzu. Arzu Hanım, teşekkür ederim. Ne evet. balı bu? Bu kestane kasu. Balı mı, çam balı mı, çiçek balı mı? İşte ben Arzu. Merhabalar Zuhal Hanım. Önce balı, sonra kendisi geldi. Sonra Arzu Hanım, tam size teşekkür ediyordum. Niye? Ay hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ay ne güzel gözler maşallah. Çok teşekkür ederim. Komşu mu? Arkadaşım. Arkadaş. Nereden arkadaş? İş yerinden arkadaş. Öyle mi? Evet. Ha, aynı iş yerindeydiniz. Aynı iş yerinde. Ne yıldır. Balı bu Arzu Hanım? Kars'ın. Aa, karakolan mı? Evet. Aa, hemen dadıma bakmak istiyorum. Bana bir kaşık verin. Hemen bal testi yapalım. Daha evvel yapmadık valla. Biliyorsunuz bal önemli bir... Evet. Ama balı şey yapmak istiyorsunuzsa önce havasını almamız havasını lazım. Havasını almamız. Evet. Sen havan kime be? Konuşma. Bırak bana mı yapıyorsun hava? Sen kimsin? Kaç gramlık balsın? Aldım havasını. Ama Kars'ta daha öyle artık... hava yapılmaz. He? Kars'ta öyle hava yapılmaz. Kars balı. Kars balı? Tabii. Karslı doğal. Mısınız yoksa? Kars'a bir selamlar, sevgiler. Ardahan. Ardahan'a evet. Kayık. Ardahan'a sevgiler, selamlar. Vallahi o zaman böyle tahtada almıştım Kars'a gittiğimde. Evet, petek tam balı. Tam böyle petek balı, evet. Böyle Allah'ım o Kars kaşarı. Süper. Kaz etiniz. Ooo. Bana süper. Saadet Hanım'ı anlatın. Saadet gerçi Hanım, onu Türkiye Saadet tanıyor Hanım da. Anlatılmaz ki. Saadet Hanım yaşanır. Yaşamları aynen öyle anlatılmaz. Hep böyle mi? Hep böyle çok coşkulu. Fena, çok fena, çok. Bağırır çağırır mı iş yerinde de? Çok. Ne diyorsun ya? Çok fena. Peki tanımayanlar garipsemiyor mu? Ne bağırıyor bu kadın yani diye? Yani ilk önce bir şok getiriyorlar ama sonra zamanla alışıyor insan. Alışıyorlar tamam. Zamanla diyorsun. Mutfağa geliyorlar. He. Tuzu, biberi, şekerli. Aynı anda. Bir oraya da getiriyor mu? Oo, bardağını, aynı şekilde. Şu bardağını. Bir de, o hiç yanından ayrılmaz. Aa. Kesinlikle. O hep yanında. Alın buyurun ispatı, canlı kanıtı. Hani o inanmayanlar olabilir. Her zaman üç böyle. Üç yıl tuzu, yaşadım biberi. Ben bunu. Allah. Hijyen takıntısı zaten. Çok fenayız, çok. İş yerinde de mi öyle? Bir de iş yerinde aynen. Yemeğe oturuyorum ya. Şimdi arada yazık ne yapsın, bunun yardımcısı var ya Arzu'nun. Evet. Şimdi tuzluk burada, istiyorduk burada, bu burada. Hemen çatancım masanın üzerine. Hepsi düz olacak. Düzdüm böyle. Simetri de var. Evet. Oo. Bir de tavanda yemek ben gelince hazır olur zaten. Aa, olmazsa ki olmayabilir. Yani yok, da bunlar da alıştı gelin gibi. Anladım. Alıştırıyorum tek, ya. Tek tek tek. Ben geldim. Hoş geldin Fergane. Bir yiğit çıktı meydane. Aynen. Birbirinden Fergane. Yaptın mı alışverişini? Evet yaptım. Ha sen bırak git poşetleri. Hayır, zaten burada tamam. Saadet Hanım varken yani. Tamam. Bak hemen aldı torbaları. Anında görüntü boşalttı. Zuhal Hanım var ya. He. Şimdi o... Fındığı da arkadaşım getirmiş. Şimdi o arkadaş da geliyor. Fındığı getir. Önce fındığı bakalım kim getirdi onu da. Fındığı kim getirdi? Fındığı arkadaş ismi. Kim getirdi bilmiyorum ama kimin götüreceğini çok iyi biliyorum. Tabii ki Yeter abla getirdi. Fındıkçı memleketinde. Vallahi espri yaptım o da gel. Gerçekten espri yaptı fındığı. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin ismin neydi? Yeter. Yeter Hanım. Aa. Orada. Teşekkür ederim Yeter abla. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Balın afiyet var olsun. Mı? Balım. Zuhal Hanım bana balın hasını getirdiler. Nerede? Kars'tan. Ha biliyorum nerede? Miksercim sana küçük kavanozla değil bidonla göndereceğim dedi. Ha eve yollayacağım. Evet evet. Ha öyle mi Arzu Hanım? Aynen öyle. Yeter sen... Hanım siz nereden? Arkadaş komşu. Vallahi. Tanımıyorum ablam, ben bu kadını da. Aldılar beni getirdiler buraya. Bir abla mı diyeyim, kardeş mi diyeyim, can. Saadet abla. Kan bağım. Aa o kadar yani. O kadar canım. Kaç yıldır? Valla 2 ama sende 12. O kadar yani. Nasıl bir yoğun bir çok, duygu çok. Paylaşımı. Valla saadeti demem gibi hani anlatılmaz. Yaşanır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.